Arkadaşlar merhabalar. Sık sık sizlere işte hem Birleşmiş Milletler'in hem de Dünya Ekonomik Forumu'nun 2030 yılındaki projesinden bahsediyoruz. Diyoruz ki küreselciler için 2030 yılı çok çok önemli. Bir milat olarak görülüyor. Peki neden? Yani neden 2030 yılı ve 2030 yılına kadar neler olacak? Neler öngörüyorlar? Dünyayı nereye sürüklemek istiyorlar? Planları ne? Bu konularla ilgili bir dosya hazırladım ve verileri bir araya getirerek sizlere sunmaya karar verdim. Zira 2030 yılı rakamını çok duyuyoruz. Bizzat Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı, bizzat efendim Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri adı altında ve bugün ülkemizde de bu çalışma çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Özellikle üniversitelerin belirli bölümleri bu konu üzerinde çalışıyorlar. Görevliler var, dosya hazırlıyorlar ve bütün dünyayı 2030 yılına hazırlıyorlar. Peki hem Birleşmiş Milletler hem de Dünya Ekonomik Forumu bu 2030 yılını neden önemsiyor? Zira bakın The Great Reset dediğimiz büyük sıfırlamayı gerçekleştirmek adına bu hamleleri yapıyorlar. İşte 2030 yılında sistemi sıfırlayacaklar. Bütün çalışmaları, altyapı çalışmaları, dijital çalışmalar, para çalışmaları, dijital para çalışmaları ve de devletlerin kültürlerini, davranış şekillerini, beslenme alışkanlıklarını değiştirecek, sıfırlayacak çok önemli bir proje. Bunu çok özür dilerim. Şu anda bunu 2030 yılına kadar yetiştirmeye çalışıyorlar. Tekrar pardon. 2030 yılında yapacakları şeyleri şöyle madde madde sıraladım. Yani bunları gerçekleştirmek için uğraşıyorlar. Zira bir avuç azınlık kendi ideolojileri, kendi düşünceleri doğrultusunda bir küresel sistem yenileme hamlesi var. Yani sistemi güncelliyorlar, sistemi sıfırlayacaklar. Ve bu sistemi, bu değişimi sıfırlamak, bu değişimi gerçekleştirmek için görevlendirdikleri isimler var, kuruluşlar var. Bu kuruluşların başında bakın Dünya Ekonomik Forumu geliyor. Bunu üstlendi. Bu görevi de kendisine şirketlerin, büyük küresel şirketlerin verdiğini ve bu şirketler Birleşmiş Milletler'e baskı yaparak bunu yasal hale getirdiğini de ifade etmek zorundayız. Yani işin içerisinde Birleşmiş Milletler var. Ulus devletlerin bizzat işte orada bulunduğu 194 ülkenin üye olduğu bir kuruluş buna onay veriyor. Ama ulus devletler esasında neler yapıldığını kendileri de bilmiyor. Nereye götürüldüklerinin farkında bile değiller. O Davos'ta yapılan toplantılar bu devletlerin gözünü boyuyor. Devletlerin gözünü bağlıyor esasında. Elini ayağını bağlıyor. Onları güzel orada bir kıvama getiriyor. Neler yapacaklarını onlara talimat olarak veriyorlar. Ve dolayısıyla diyorlar ki artık bu yapacağımız şey kaçınılmaz. Bunu yapmazsak işte ayakta kalamazsınız. Efendim şöyle olur, böyle olur diyerek o 2030 yılına kadar yapacaklarını benimsetiyorlar, kabul ettiriyorlar. Şimdi neler olabilir? Ne yapacaklar 2030 yılına kadar? Hep konuşuyoruz da neler olabilir 2030 yılına kadar? Hangi değişiklikleri yapmaya çalışıyorlar? Değerli dostlar bakın dedim ki hem kurumları görevlendirdiler bu alanda hem de kişileri görevlendiler. Kurumları saydım. Başta Dünya Ekonomik Forumu. Bütün bu küresel sıfırlamayı ne zaman nasıl yapacaklarını planlamışlar. Kendi sayfalarında da var. Daha önce bahsettiğim için bunun üzerinde fazla durmak istemiyorum. Zamanınızı almak istemiyorum. Ama bu fiziki yapılanmayı, dönüşümü bir proje plan haline getiren Dünya Ekonomik Forumu. Peki bunu uygulayan kim? Bu uygulamayı kendisine görev sanmış ya da hangi kişiler bu uygulamayı yapmakla görevlendirilmiş? Onu söyleyeyim. Bakın bir, bu işin arkasında Rothschild ve Rockefeller aileler var. Bu değişim ve dönüşümün ve dünyayı sıfırlamanın, projelerin, planların finansmanını, finansörlüğünü yapan ve bunları organize eden iki aile var. Bunlar küresel sistemin değişmesini istiyor. Ama arka planda kalıyorlar. Çünkü çok yıprandılar. İsimleri daha önce çok ön plana çıktı. Yıprandıkları için, tepki aldıkları için başkalarını ön plana çıkarıyorlar. O başkaları kim? Her zaman şunu söylüyoruz. Değerli dostlar, son yıllara baktığınız zaman işte kimi görüyorsunuz? Bill Gates'i görüyorsunuz. Jeff Bezos'u görüyorsunuz. Elon Musk'ı görüyorsunuz. George Soros'u görüyorsunuz. Mark Zuckerberg'i görüyorsunuz. Bakın bunlar küresel alanda tanınan
her birisi çok büyük paralara sahip olan insanlar. Ama demiştik ki bu paralar asla bunların da değil. Bunlara verilen emanet paralar. Bunlar kasacı, bunlar çantacı. Bunlara bu paraları vererek istedikleri değişim ve dönüşümü yapmak için kurumlar oluşturuyorlar, teknolojik çalışmalar yapıyorlar ve o altyapıyı hazırlıyorlar. Yani yeni küresel düzenin altyapısını hazırlayan insanlar. İşte baktığın zaman her birisinin görevleri var. Bu ailelerin, bu kamuoyu önünde, dünya kamuoyu önünde bilinen bu ailelerin ve kişilerin her birisinin farklı görevleri var. Mesela Rothschild ailesi biliyorsunuz zaten finans sistemiyle ilgili, finans sisteminden sorumlu. Onlar bütün dünyadaki finans sistemini, ödeme şekillerini, bankaları kontrol ederler, altını kontrol ederler, mücevherleri kontrol ederler. Peki Rockefeller ailesine, o da eskiden beri petrol ve enerji. Onun görevi de alanı da o. Ama bunlar bakın sanki efendim böyle birbirlerine rekabet edebilen ya da birbirlerinin karşıtıymış gibi gözükseler de çıkarları gereği bunlar her zaman anlaşabiliyorlar. Her zaman aynı fikre hizmet edebiliyorlar. Şimdi hepsinin işte Musevi asıllı olması gerekmiyor ya da bir başka bir milletten olması gerekmiyor. Para bunları birleştiriyor. İdealler, işte o küresel sermaye oligarşisinin içerisindeki o yapılaşma bunları birleştiriyor. Şimdi bunlar kime ne görev vermiş? Mesela baktığınız zaman işte Bill Gates yazılımla ve ilaç tarımla görevlendirilmiş. Bu alanda çalışma yapılıyor. Bir de biliyorsun ilaç dediğimizde her şey giriyor. İşte koronavirüs sürecinde hatırlayın. Açıklamalar yaptı vesaire filan. Kimse sen doktor musun diye sormadı. Yine Jeff Bezos online satış konusunda görevlendirilmiş, dijital alanda çalışması teşvik edilmiş birisidir. Öyle kolay kolay dünyanın en zengin adamı olunmuyor. Siz böyle bir durumda eğer arkanızda büyük bir koruma olmasa asla bunları yapamazsınız. Sizi bu parayı size vermezler, yedirmezler. Arkanızda büyük bir gücün olması gerekiyor. Yine Elon Musk baktığınızda uydu, internet, bilişim teknolojileri konusunda uzmanlaşmış, eğitilmiş, bu alanda çalışması teşvik edilmiş ve para eline tutuşturulmuş. Yine George Soros biliyorsunuz STK'lar, fonlar, darbe, devrim bütün bunlarla ilgilenen bir yapı oluşturdu. Mark Zuckerberg ise efendim işte sosyal medya ağları oluşturarak insanları bu sosyal medya ağları üzerinden kontrol etmekle görevli birisi. Şimdi gelelim bu saydıklarım ve Dünya Ekonomik Forumu ve Birleşmiş Milletler dünyayı 2030 yılında nereye taşımak istiyor? Hangi şeyler olabilir? Neleri getirmek istiyorlar? Onları sizlere madde madde söyleyeyim. Öncelikle bakın insan beyninin yerini yapay zeka alacak. Başladı zaten. Bu 2030 yılında hiçbir şekilde tahmin edemeyeceğiniz bir noktaya gelecek. Daha doğrusu edemeyeceğimiz bir noktaya gelecek. İnsan odaklı çalışma hayatı yerini yapay zeka destekli robotlara bırakacak. Artık insana, organik insana ihtiyaç kalmayacak. Ya da organik insanı makinalaştıracaklar, robotlaştıracaklar. Transhümanizm dediğimiz şey budur. Bilgiyi transfer etme. Makineden insana, insandan makineye. Bakın 6G geliyor. 6G'yi çıkarıyorlar. Bu insanları artık alıcı verici durumuna getirecek. İnsanlar bir baz istasyonuna dönecek. Yapay zeka normal programlama ile otomatize edemediğimiz işleri otomatize eden, etmemizi sağlayarak özellikle sermaye sahiplerine getiri sağlarken çalışan kesim için tam bir rakip haline gelecek. Biz organik insanlar robotlarla rekabet etmek zorunda kalacağız maalesef. Bunu getirmek istiyorlar. Ve hatırlayın artık ordular da robotlaşıyor. Yani İngiltere 2030 yılına kadar bakın tam 30 bin robot asker üretilme talimatı verdi. Şimdi o proje yürüyor. 2030 yılında 30 bin robot asker İngiltere ordusunun ön saflarında savaşmak üzere orduya katılacak. Niye? Çünkü artık Avrupa'da savaşacak insan kalmadı. Savaşmıyorlar. Ve dolayısıyla bunun yerine robotları kullanacaklar. 2. 2030 yılına kadar 3D yazılı yazıcılar. Bakın çağı başlayacak. Şimdiden başladılar. İnsan organlarından tutun her türlü yapısal efendim nesneyi 3 boyutlu olarak basabiliyorlar artık. Yani inşaat sektöründen sağlık sektörüne kadar hayatımızın her alanında 3D yazıcılar olacak. Şimdi 3 boyutlu yazdırma dijital ortamda hazırlanan 3 boyutlu dosyadan buna cat çizimleri diyorlar. 3 boyutlu katı nesneler üretme sürecidir. Bu işlemleri gerçekleştiren makineler 3 boyutlu yazıcı olarak adlandırılıyor.
3 boyutlu yazıcı bilgisayar verisini el ile tutulabilir gerçek nesnelere dönüştüren bir makinedir. Dolayısıyla bu da artık yapılanları ve üretimi çok kolaylaştıracak. Şimdi bunların hepsi kötü demiyorum. İnsan oğluna hizmet eden, insana hizmet eden, insanın geleceğine, insanın efendim daha iyi yaşamasına hizmet edecek her türlü teknoloji başımız gözümüz üzerine. Ama teknolojiyi şeytanlaştırarak insanları devre dışı bırakacaksanız, insanların hayatını çekilemez hale getirecekseniz teknolojinin gelişmesi de bir anlam ifade etmez. Şimdi 3, sanal gerçeklik. Artık 2030 yılında insanlar tamamen sanal alemde gezecekler, sanal alemde. Metaverse'den bahsettik ki şimdi bir teknoloji firması zaten o gözlükleri çıkardı. Artık sizi hem sanal hem gerçeği birleştirerek bambaşka bir dünyaya sunuyor sizi, dünyaya götürüyor. Ve dolayısıyla insanlar evlerine çekilerek sanal bir dünya, yalancı cennette gezmenin orada tabiri caizse tırnak içerisinde tadını çıkaracaklar. Ama öyle değil tabii. Yani insandan ruh gidecek esasında. O sosyal ilişkiler tamamen ölecek. Yani insanlar arası ilişkileri bitirecekler. Sizi bir sanal dünyada yaşatarak, sanal dünyada orada çalışmanızı sağlayacaklar. Dışarı çıkmayın diyorlar. Ve yeme içme kültürünüzü de değiştirerek size yemek bile belki vermeden tok tutabilecek hamleler yapacaklar ve ilaçlar geliştirecekler. O yüzden sanal gerçekliğe hazır olmak lazım. Sanal gerçeklik teknolojisi de özellikle iş hayatında birebir görüşmek yerine sanal dünyada iş yapacaksınız ve dolayısıyla sosyal ilişkiler sıfıra inecek. Organik insanın esasında dışarıda yapmış olduğu etkileşimler bitecek. Bunu da hangi amaçla yaptığını biliyorsunuz, o konuya girdiğinde biraz sıkıntı oluyor. Yine akıllı şehirler, akıllı eşyalar standart olacak. Çeşitli standartlar getirecekler. Yani belki hayatınız kolaylaşıyor gibi olacak ama insanlığımız ölecek. Bedenimiz belki yaşayacak, ruhlar ölecek. İnsan olmanın, duyguların, düşüncelerin hiçbir önemi olmayacak. Yani o ilahi nizamın, o ilahi ekolojik sistemin tamamen tersi ruhu olmayan sentetik insan artık hükmedecek bir takım şeylere. Bakın 2030 yılında en çok konuşulacak konuların başında dijitalleşme olacağını söyledik. Nesnelerin internetiyle tüm elektronik eşyalar standart getirecekler. Bunlar birbirleriyle adeta konuşacaklar, entegre olacaklar. Bir cihazı diğer cihaza kendi de bağlanacak, kendi aralarında etkileşim, iletişim kuracaklar. Ve evinizdeki tüm elektronik eşyalar esasında bir casus olacak, elektronik casus. Şimdiden başladılar. Mesela televizyon kumandaları, televizyonun kendisi. Evimizde bulunan o internetin bağlandığı efendim işte o kutu, her birisi artık bir elektronik casus haline dönecek. Ve akıllı şehirler, biliyorsunuz akıllı şehir dediğimiz insanları o binaların içerisine tıkan, her şeyi o binaların içerisinde gerçekleştiren ve de 15 dakika gezebilmemizi sağlayan, sadece bazı bölgelerde, onun da neden yapıldığını biliyorsunuz, karbon salıyor çünkü. Ve dolayısıyla bunu engellemek adına insanları mümkün olduğu kadar evlerine hapsetmek gerekiyor. Bu 15 dakikalık şehirlerin ya da diğer deyimle akıllı şehirlerin esasında özü bu. Her şeyi orada bulacaksınız. O bulunduğunuz çevreden bir başka noktaya gitmeye ihtiyacınız olmayacak. Niye? Araba kullanacaksınız bilmem ne. Sizi böyle gettolarda yaşatacaklar. Yine değerli dostlar, akıllı buzdolapları geliyor. Bakın akıllı buzdolapları tam bir ajan, elektronik ajan haline dönüşecek. Elektronik olarak mesela buzdolabınızda ne var? Ne tüketiyorsunuz? Hobiniz ne? Fobiniz ne? Sizin yiyip içtiğinizi onlar oradan takip edecek. Ona göre size şeyler üretecekler. Dolayısıyla sizin beslenme alışkanlıklarınıza müdahale edecekler. Her şeyi öyle koysanız da ne yediğinizi, ne içtiğinizi, dolabınızda ne var? Hepsi o üretilen merkeze, o akıllı buzdolapları sayesinde gidecek. Yine evrensel temel gelir. Bakın bunların hepsi 2030'a kadar olacak. Devletlerin yapacağı bütün eforlara rağmen muhtemelen birçok ülkede bu değişikliğe hazırlıksız kitleler doğacak. Bu kitleler para kazanamayıp harcama yapamaz hale gelince hem ekonomiyi hem de sosyal düzeni sarsma riski doğabilir diye düşünüyorlar. İşte bu yüzden genel gelir gibi herkesin çalışmadan devletten maaş aldığı düzen veya buna benzer düzenleme gündeme gelecek. Şimdi bazıları buna çok sevinebilir. Oh ne güzel hayat. Çalışmıyoruz, etmiyoruz. Ama şunu var, şu var. Parayı veren emri verir. Dolayısıyla size bu parayı verenler sizin onların dediği her şeye uymanızı isteyecekler. Yani
tam itaat sağlayacaklar. Sizi köle, bizi köle haline getirmek istiyorlar. Bunu da yapmak için birazdan bahsedeceğim. Dijital parayı kullanacaklar. Şimdi özellikle 2025 ve sonrasında politik düzeni etkileyecek ve seçimleri kazandıracak ana başlıklardan birisi olacak bu proje. 2025 projesi. Yani evrensel temel gelir. Geçtiğimiz günlerde iktidarın işte vatandaş maaşı adı altında bunun altyapı hazırlıklarını yaptığını size video analizde iletmiştim. 2020 Amerikan seçimleri için o geçmişte bir aday adaylığı zamanında bu evrensel temel geliri bir vaat olarak kullandı. Adını da söyleyeyim, Andrew Yang bunu önererek oy toplamaya çalışmıştı. Şimdi önümüzdeki 2025 yılında bakın seçimlere giderken bu evrensel temel gelir çok konuşulacak. Başka dijital karbon takip sistemleri hayata geçirilecek ki zaten geçirildi. Bankalardan tutun, efendim hava yollarından tutun. Hepsi bu karbon sistemini, karbon ayak izini ne yaptılar? Organize ediyorlar ve hayata geçiriyorlar. Yine CRISPR teknolojisi çok yaygınlaşacak. Değerli dostlar, bu CRISPR teknolojisi gerçekten çok ilginç bir teknoloji. İnsan fıtratını değiştirebilecek ve DNA'mıza işleyen, DNA'mızı değiştirebilecek bir teknoloji. Ha, faydalı olarak kullanılabilir mi? Faydalı olarak kullandığı yerler de var. Tıp bundan yararlanıyor. Gerçekten de bazı hastalıkların tedavisinde yapay zeka destekli bu CRISPR teknolojisi işe yarıyor. Ama bunu değerli dostlar kötü niyetli kullanırsanız, kötü niyete yorarsanız insanı artık insan olmaktan çıkarabilecek bir teknoloji ve bambaşka insanı işte transhümanizm dediğimiz o noktaya getirebilecek ve insanı makinalaştırabilecek bir teknoloji. 2025'e kadar sağlık alanındaki en önemli gelişmelerden biri CRISPR teknolojisi olacak. Peki nedir bu CRISPR teknolojisi diye sorarsanız, vücudun savunma sisteminden faydalanarak DNA'daki gen diziliminin değiştirilmesini sağlayan bir teknolojidir. Ve dolayısıyla gen değiştirme en basit haliyle hücredeki DNA zincirinin insan için problem yaratan kısmının kesilip yerine problem yaratmayan diziliminin yerleştirilmesi işlemi. Bu sayede kanser veya doğuştan olan hastalıklar gibi hastalıkların tedavi edilebilmesi mümkün olduğu gibi insanın yazılımının değiştirilmesi de mümkün. Şimdi işte şeytanlaştırma derken bunu ifade ediyorum. Mesela bugün itibariyle bakın DNA'ya artık bir yükleme yapılabiliyor. DNA'ya artık dijital olarak bakın geçtiğimiz günlerde bir makalede bir filmin yazıldığı terabaytlarca bir bilginin DNA'ya yüklenebildiği ortaya çıktı. Yani insanın siz kodlarını değiştirdiğinizde farklı bir şey yapabilirsiniz. Farklı bir yaratığa dönüştürebilirsiniz. İşte buradaki bu şeytanlaştırma da bunu kastediyorum. Bu insanın fıtratını değiştirme, sentetik insan oluşturma. Hani o saydığım isimler ne diyordu? Yani o küresel elitler diyor ki biz Tanrı'nın yarım bıraktığı işi yapmak istiyoruz ve tanrılaşma projeleri var bunların. Bu dijital yapılanmanın, dijital yapay zekanın altında tanrılaşma iddiaları var. İşte bu anlamda kötüye kullanabilirler. Yine 8, topraksız tarım, yapay et hayatımızda olacak. 2025'e kadar bunlar. Yani doğal kaynaklar yetersiz diyorlar. Dolayısıyla topraksız tarım hızlanacak. Topraksız tarımda bitkiler direkt olarak toprağa değil kendileri için gerekli vitamin ve gübrelerle izlenmiş, bezenmiş plastik poşet içindeki toprağa konuluyor. Akıllı seralar anlık takibi yapılan sensörlerle dolu bir alanda yetiştiriliyor. Yapay zeka bu sensörlerden gelen verilere göre hangi mahsulün hangi gün toplanacağına karar veriyor. Bunun bugünkü en iyi örneği Hollanda ikinci aşama yapay etin yaygınlaştırması. Değerli dostlar, bizlere bunları dayatırken dikkat edin, başta Bill Gates olmak üzere zenginlerin hepsi toprak satın alıyor ve doğal ete yöneliyor. Yani bize diyorlar ki siz yapay eti yiyin, işte efendim böcek yiyin ama doğal olanı, güzel olanı biz yiyelim. Buna dikkat etmek lazım. Yine benzinli araçlara veda edilecek. Biliyorsunuz son günlerde elektrikli araçlar mümkün olduğu kadar ön plana çıktı ve sürdürülebilir bir dünya için benzinli araçların yerini elektrikli otomobiller alacak. Bu bir zorunluluk hale getirilecek ki Avrupa Birliği 2035 yılına kadar bu benzinli araçların kaldırılmasına karar verdi. 2035'ten sonra artık elektrikli araçlara kesin olarak geçiliyor. Ama bunun da zararlarını, elektriğin özellikle buna yetişemeyeceğini, elektrik sarfiyatının had safhaya çıkacağı gerekçesiyle şimdiden eleştirmeye başlandığını söyleyelim. Yine 10, uzay çağı. Değerli dostlar, 2030'ların en önemli gelişmelerinden birisi uzay çalışmaları olacak. Uzay otelleri ve yaşam alanlarının temeli atılıyor.
İlk uzay oteli 2020'de hayata geçecek. 27'de. 2027'de hayata geçirecek. Bunun çalışmaları yapıldı. Özellikle o malum süreçte bunu deneyeceklerdi. Ertelediler. 2027 yılında uzay çalışmaları had safhaya çıkacak. Biliyorsunuz Elon Musk'ın Mars çalışmaları var. Şimdi bazı arkadaşlar ya hoca sen de mi uzaya gideceğine inanıyorsun vesaire filan diyor da benim bu konudaki fikrim şu. Bunlar bu azınlık, bu bir avuç şeytani düşünce bütün paralarını bu alana yatırmazlar. Bunlar bir şey bilmese, bunlar bunu yapacağını, gerçekleştireceğini bilmese bu kadar parayı dökmezler. Uğraşıyorlar. Uzay otellerinin yapıldığını biliyorum. Onların belgelerini de ben daha önceki o silinen videolarda vermiştim yapılışını. Bir de değerli dostlar dijital paraya geçiş. Bakın bu şu anda 130 devlet bunun altyapısını hazırladı. 2030 yılında bütün devletler büyük bir ihtimalle neye geçecek? İşte dijital paraya geçecek. Dijital parayla ilgili yaptığım çalışmalar daha önce olduğu için detaylarına girmek istemiyorum. İnsanlığı, bizleri, dünya halklarını tepeden yönetebilen, tek noktadan yönetebilecek ve de tek tuşla idare edecek, kendilerine itaat ettirecek en önemli sistemlerden birisi dijital para. O yüzden 2030 yılına kadar mutlaka faaliyete geçirecekler. Ve satın almanın yerine kiralama olacak. Hiçbir şeyiniz yok ama mutlusunuz. Yani mülksüzleştirme. Bu da 2030 yılına kadar yapılacak. Hani Elon Musk dedi ya ben arkadaşımda kalıyorum, evim yok vesaire filan. Bizde de Hafize Gaye Erkan söylemişti biliyorsunuz eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bunun yerine insanlar işte 10 tane insan bir evde yaşayacak. Ve dolayısıyla kiralayacak. Her şeyi kirala. Sen hiçbir şeye sahip olma. Nasıl olsa evrensel temel gelir de veriyoruz diyor. Dolayısıyla bir şey kazanmana gerek yok. Biz sana bakarız. Sen yeter ki bizim vermiş olduğumuz talimatlara uy. %100 itaat et. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.